Lekler her zaman çikolata kaplı olmayabilir ve silikon da sadece bir şeylere yapıştırmak için değildir. Öncelikle kemik şeklinde bir şablon alalım. Üstüne kremle kaplı bir cam parçası yerleştirelim. Silikonla şablonun şeklini çıkaralım. İç kısmını dolduralım. Şimdi de parçayı beyaz akrilikle boyayalım. Boya kuruyana kadar bekleyelim. Kalıcı kalem kullanarak kemiğin üstüne köpeğimizin adını yazalım. Arkasına adresimizi yazalım. Parçayı şirin pati baskılarıyla süsleyelim. Küçük Molly kaybolsa bile güvende olacak. Kemiği tasmaya sabitleyelim. Köpeğimiz yeni süslemesini çok sevecek. Ona çok yakıştı. Şimdi de bir cam parçası, silikon ve kumaş çiçek alalım. Camı kremle kaplayalım. Silikon uygulayalım. Çiçeği üstüne koyalım. Yaprakları yapıştırıcıyla ıslatalım. Parçayı camdan alalım. İğne ile delikler açalım. Ve zincire takalım. 5 dakikada şık ve güzel bir kolye ucu yapabiliriz. Kimse de böyle bir kolye ucu olmayacak. Bir sonraki fikir için 6 oymalı bir kristal vazoya ihtiyacımız var. Ters çevirelim. Altını kremle kaplayalım. Yıldız şeklindeki kısmı silikonla dolduralım. Silikonu bir cam parçasıyla kapatıp sertleşmesini bekleyelim. Parçayı çıkaralım. Kar tanesi gibi görünüyor. Altın rengine boyayalım. Bir ucuna delik açalım. Şimdi de güzel bir zincir alalım. Delikten geçirelim ve uçlarını sabitleyelim. Parlama zamanımız geldi. Yılbaşı ağacımıza çok yakışacak. Sonunda geldik. Şimdi bagajı açmamız lazım. Bir göçük. Bu nereden çıktı? Trafik kuralları daha sonra yeniden gözden geçirilebilir. Ama şimdi bu sorunu çözmeliyiz. Silikon çubukları ve geniş bir bant alalım. Çubukları kalın bir buket haline getirelim. Uçlarını çakmakla eritelim. Şimdi de buketi dikkatlice göçüğe bastıralım. Silikonun sertleşmesini bekleyelim. Olabildiğince güçlü bir şekilde çekelim. Yaşasın! Başardım! Yay. Bakın, göçük yok oldu. Sadece silikon izlerini çıkarmamız lazım. Sifonu çekmek istedim ama neredeyse tırnağım kırılıyordu. Siz de bunu yaşıyor musunuz? Bu sorunu çözmek için silikon bir flamingo kalıp ve pembe silikon çubuğuna ihtiyacımız var. Kalıbı dolduralım. Silikon sertleşince kalıptan çıkaralım. Hareketli gözler yerleştirelim. Şimdi de bunu tuvalet sifonuna sabitleyelim. Bastıralım ve sifonu çekelim. Böylesi daha iyi. Tırnaklarımız da güvende olacak. Bu arada pembe flamingo banyomuza çok yakışacak. Bu fikir için mukavva kutuya ihtiyacımız var. Kenarını silikonla süsleyelim. Güneş ve çiçek çizmeye ne dersiniz? Kutunun diğer tarafına geçelim. Çekinmeden yaratıcılığımızı kullanalım. Süsler ve desenler çizelim. Kutunun tüm kenarlarını süsleyelim. Parçayı sprey boyayla boyayalım. Kutuya bir saksı koyalım ve odamıza dönüştürelim. Bu kutuları ünlü bir tasarımcı yapmış gibi görünüyor. Çok havalılar. Şimdi de kırmızı silikon ve bir tül parçası alalım. Kumaşı cama yayalım. Camın kenarına silikonla dikdörtgen çizelim. Izgara deseni yapalım. İki büyük ızgara desenine ve kenar duvarlar için parçalara ihtiyacımız var. Parçaları birbirine yapıştıralım. Altını ve tutma yerini yapmayı unutmayalım. Ekstra tülü keselim. Kenarlarına dikdörtgen tabana yapıştıralım. Sonra çantanın altını sabitleyelim. İkinci büyük dikdörtgeni üstüne yerleştirelim. Ve iki tutma yeri yapıştıralım. Çantamız hazır. Çok geniş. Ve kumaş sayesinde içindekiler güvende olacak. File çantalar yeniden moda oldu. Yeniden kullanılabilir çantalar marketlerde torbalardan çok daha çevre dostu. Şaka zamanı. Bir bıçak alalım.
Bıçağı kremle kaplayalım. Ve bir kat silikonla. Silikonun kenarlardan taşmadığından emin olalım. Tutma yerine geçelim. Kremle kaplayalım. Sonra silikon uygulayalım. Boş alan kaldı mı kontrol edelim. Silikon kuruduğunda kolayca bir şaka bıçağı yapabiliriz. Gerçekçi görünüyor değil mi? Tutma yerini silikonla kalınlaştıralım. Silikon tamamen kuruyunca parçayı sprey boyayla boyayalım. Harika! Silikon bıçağımız gerçekçi oldu. Artık arkadaşımıza şaka yapabiliriz. Zavallıcık! Ekmeği kesecek bir şey yok. Onu kurtarmaya gelip harika bir bıçak önerelim. Kandın mı? Bıçak elinde lastik yılan gibi kıvrılacak. Ve en yumuşak ekmeği bile kesemeyecek. Şimdi de yumurta ve derin bir kaseye ihtiyacımız var. Kabuğa iğneyle delik açalım. Beyaz ve sarıyı kaseye dökelim. Kabuğu kurulayalım. Deliği silikonla mühürleyelim. Bir çubuk yapıştıralım. Yumurtayı çubukla tutarak siyah akrilikle boyayalım. Süslemeye başlayalım. Silikon tabancasıyla kavisler çizelim. Yumurtayı silikon damlalarıyla süsleyelim. Damlalar sertleşecek ve çok güzel görünecek. Silikon kuruduğunda yumurtayı boyayalım. Sarı ve kahverengi akrilik boya kullanarak tüm yüzeyi boyayalım. Bir kat altın rengi simli boya ile kaplayalım. Artık çubuğu çıkarabiliriz. Gerçek bir ejderha yumurtamız oldu. Çok güzel görünüyor. Onun için bir yer bulalım. Güzel bir yuva yapabiliriz. Çok gerçekçi oldu. Çizim yapamıyor musunuz? Renkli silikon kullanabilirsiniz. Silikon çubuklarından parçalar keselim. Çizim yapmaya başlayalım. Silikon parçalarını köşesinden başlayarak kalın bir mukavvaya yerleştirelim. Farklı tonlarda şeritler yapalım. Bir rengi bitirip diğerine geçelim. Tüm mukavva kaplandığında üstüne bir parça folyo koyalım. Ütüleyelim. Tüm alanların üstünden dikkatlice geçelim ki silikon erisin. Folyoyu çıkaralım. Eriyen silikon mukavvada güzel desenler oluşturacak. Bir fırçayla resim yapmak çok daha uzun sürerdi. Soyut silikon sanat eserimiz harika bir çerçeveyi hak ediyor. Birkaç dakika içinde rafımıza koyabileceğimiz bir tablomuz oldu. Raptiyeler çok sıkıcı. Peki ya onları silikonla süslesek? Silikon buz kalıbına da ihtiyacımız olacak. Hücreleri silikonla dolduralım. Simli silikon kullanalım. Raptiyeyi ucu üste bakacak şekilde yerleştirelim. Kalan hücreleri dolduralım. Renklerle deney yapalım. Farklı tonlarda parçalar yapalım. Raptiyeleri kalıptan alalım. Bunlar bilinmeyen taşlara benzedi. Önemli şeyleri iğnelemek için kullanabiliriz. Ah, çok kötü düştüm. Canım yanıyor. Hepsi de yerde kayan bu kilim yüzünden. İşte bir fikir. Kilimi yere yaklaştırmamız lazım. Bunun için köşelerine silikon uygulayalım. Bu şekilde daire çizerek yapalım. Silikon kuruyana kadar bekleyelim. Matı yerine koyalım. Tamam, artık kaymayacak. Biz de düşmeyeceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek harikadır, değil mi? Sıcak çikolata, çikolatalı kurabiyeler. Çok güzel. Ama yetişkinler de sakarlık yapabilir. Kıyafetlerimizi nasıl temiz tutabiliriz biliyoruz. Parşömen kağıdına bir önlük çizelim ve renkli silikon çubukları alalım. Üste bir çizgi çizelim. Biraz daha aşağı bir katman yapalım. Sonra da üçüncüsünü. Silikon tabancasını yeniden dolduralım. Şekli doldurmaya devam edelim. Gerekirse üçüncü bir renk daha alalım. Silikon kuruyana kadar bekleyelim. Dikkatlice fazlalıkları makasla keselim. Parçamız hazır. Şimdi de mavi silikonu alalım. Parçamıza harfler çizelim. Kenarlarına kurdeleler yerleştirelim. İşte oldu. Sana bir hediyem var. Denesene. Ah, bir önlük. Harika fikir. Artık kıyafetlerim temiz kalacak. Dökülen çay ya da kurabiye parçaları onları kirletmeyecek.
silikon hilelerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de bunlardan hangilerini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni yararlı videoları kaçırmazsınız.